kıyı köyü. Kim derdi ki böylesine patırdılı, gürültülü bir öykü burada yaşansın? Oldu işte, oldu bir kere. Olaylar başladı mı ardını kesmek kolay olmuyor. Zemberek hoşanmasın bir kere. Hele işin içinde para varsa seyreyle gürültüyü. Hele hele bu para 2 milyarsa. Neyse, biz lafı uzatmayalım, olayları izleyelim. Sana ayırdım. Yolculuğunuz neşe pür olsun. Mahkemeden dönünceye kadar otel sana emanet. Aç gözünü yoksa şişiririm ben seni. Peki baba. Ben hazırım. Öyleyse gidelim, buyurun. Açsana kapıyı. Buyurun. Tövbe tövbe, bu adam adam olmaz. Gel evladım, seni bizim arabayla götüreyim. Ben annemden ayrılmam. Bizim arabaya ihtiyacımız yok. Minibüsle giderim. He, sen ne diyorsun be? Buradaki bütün arabalar Adile ablamın emrindedir. Senin külüstür arabana kalmadık. Bu çantada milyarlar var. İstersek Mercedes bile alırız. O milyara pek güvenme. Siz emanetçisiniz. Benim için saklıyorsunuz o paraları. O paralar da çocuk da benim olacaktır. Bana bak, kelime attırma benim. Vallahi çürük muşmulaya döndürürüm seni. Sen karışma be. Nasılsa mahkemelik olduk. Ak koyun kara koyun orada belli olur. Evet, her şey mahkemede halledilir. Kara kaplı kitap konuşacak. Kanunu nedir bilir misin sen? Biz de kanunu biliriz. Bizim de avukatımız var. Sonunda biz galip geleceğiz. Ha, bakla mı dedin? Yürü kereste müdürü, anca gidersin. Buyur ablacığım, gidelim. Muhterem mahkemenizde ikame eylediğimiz bir küçüğün velayetinin tarafımıza itasını mütalebi mutazamın dava arzuhalinize munzam izahatlarımızı arz-ı takdimimizdir. Muhterem mahkemenin malumlarıdır ki kanuni medeninin ol vaptaki ahkamı ana olan müvekkilemin haklılığını tespit ve teyit eylemektedir. Küçüğün anası olmak itibariyle velisi dahi müvekkilemdir. Müvekkilemin hayat ve memat zaruretine binaen bir ameli cahiliye icrası, analık hakkının ve bin netice velayet hukukunun nez'ini tazammum eylemez. Türkçe konuş be adam, dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Söz verin, neden konuşmayın? Baş üstüne konuşmayayım ama o da Türkçe konuşsun. Siz devam edin. Yukarıda arz ve tafsil olunan esbaba binaen talebimiz dairesinde hüküm iddiasını ve bin netice küçüğün velayetinin müvekkileme itasını bilvekale arz ve talep eylerim. Avukatı dinlediniz, ne diyorsunuz? Dinlemesine dinledim ama bir şey anladımsa ara bulayım. Dua mı etti, küfür mü etti, hiç çıkamadım işin içinden. Çocuğun analığını onlara vermemi istiyorlar. Çocuk bizim diyorlar. Ne diyorsun? Ne diyeyim hakim hanım? Allah derim. Önce Allah'a, sonra size sığınırım. Avukatın var mı? Avukatı ne diyeyim hakim hanım? Acı yemedim ki karnım ağrısın. Ne olup bittiğini doğru doğru, dost doğru anlatacağım. Koskoca hakim hanımsın. Lafın kokmuşunu anlamaz mısınız? Senin hükmün kılıçtan keskin. Terazin tam tartar. Elindeki terazi Bakkal Ahmet'in terazisi mi ki eksik tartsın? Ver kararını. Bunlar da öğrensin okkanın 400 dirhem ettiğini. Evet be! Analar neler doğurmuş. Yavuz Adile. Sen neymişsin be? Laf bankası mısın? Ne olur ol.
Atın şu adamı dışarı. Mutluştum, tamam. Lütfen beyefendi, dışarı. Usanınızı etme beyefendi. Ben çıkarım, lütfen. Hakim emredir bilirim. Ne de olsa mülk miktar kanun adamı sayılırız. Siz devam edin. Baş üstüne efendim. Efendim, bizim orasını bilir misiniz bilmem. Küçük şirin bir yerdir. Sessiz sakin, insanlarımız çok iyidir. Yumuşaktır. Pek kavga dövüş bilmezler. Herkes işinde gücündedir. Ben de bir meyhane işletirim. Meyhane dediğime bakmayın. Aşevi gibi bir yer. Hakim hanım affedersiniz ama meyhaneci dedimse beni yanlış tanımayın. Kader işte. Alnımıza meyhaneciliği yazmış yazan. Ah ah, siz Yavuz Ahmet'i tanımazsınız. Bırakın bu lafları. Ben nereden tanıyayım Yavuz Ahmet'i? Sonra bu davayla Yavuz Ahmet'in ilgisini. Olmaz olur mu hakim hanım? Olmaz olur mu? Yavuz Ahmet dedin mi orada duracaksın. O boy, o boz. Allah! Hele o kaytan bıyıkları. Hanım, hanım! Bırak şu ağlamayı. Sadede gel, sadede. Geleyim gelmesine de o dediğin yer neresi ki? Ve sübhanallah. Hanım, davayı anlat, davayı. Anlatıyorum ya. Doğru dürüst anlat. Bırak bir kenara Yavuz Ahmet'i. Haşa, haşa hakim hanım. Bırakamam bir yere Ahmet'imi. Hayalim o benim. Bir yastığa baş koydum. Öyle adam unutulur mu? Bütün kızlar hayrandı ona. Cami önünde. Hey! Aha! Bastımın ağrıyı. Çeşme başı kızlarla dolardı. Hanım, hanım. Sen neler diyorsun? Buranın mahkeme olduğunu unutuyorsun galiba. Unutur muyum hiç hakim hanım? Sen her şeyi kılı kılına bilesin diye etraflı anlatıyorum. Yavuz Ahmet'i tanıyasın ki benim neden meyhaneci olduğum anlaşılsın. Davayla ilgili mi bu? İlgili olmaz mı, ciğeri ne kadar ilgili? Yavuz Ahmet'im o aslanlar gibi adam ölüverince evimin direği çöktü. Çoluk çocuğu yetiştirmek için ben geçtim tezgahın başına.